adayımız Ali Nur Aktaş. İşte gerçek belediyeciliğin mimarı, milletimizin hizmetkarı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bursa'da gerçek belediyeciliği durmadan, yılmadan çalışarak yapacak olan kadrolarımız. Sevgili Bursalılar, kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı değerli gençler, aziz kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ulu çınarlarca tarihim sende. Bahtım, bereketim, talihim sende. Üç kıtada hüküm sürdüm sayende. Tende can, gönülde sevdamsın Bursa. Cihanda en güzel rüyamsın Bursa. Tarihimin ulu çınarı, Osmanlı'nın ilk başkenti, Orhan Gazi'nin, Murat Hüdavendikar'ın emaneti Bursa'da. Bugün bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Nice alimi ve evliyasıyla Bursa yüzyıllardır gönüllerimizi imal ediyor. Gönül semamızı billur bir avize gibi aydınlatan bu şehir, ecdadımızın medeniyet anlayışının yaşayan örneğidir. Kuruluşun ve yükselişin şehri Bursa, bu vasfını tarihinin hiçbir döneminde yitirmedi. Bugün de koruyor. Biz de Bursa'dan aldığımız feyizle bir ayağımızı ülkemize sabitleyip diğeriyle tüm dünyaya sesimizi, sözümüzü, dostluğumuzu taşıyoruz. Bursa nasıl Balkanlardan Kafkaslara başı dara düşen her kardeşimize kucak açmışsa, biz de bu coğrafyalarla bağlarımızı daima güçlendiriyoruz. Kardeşlerim, Bursa nasıl sanayi ve tarım üretiminin gücüyle dünyaya dal salmışsa, biz de ekonomide ve diplomaside aynı kucaklayıcılığı sergiliyoruz. Bu vesileyle 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde %52, Cumhurbaşkanlığında %55 oranındaki desteğiniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ne diyor o güzel Bursa türküsünde? A buğdayım buğdayım, sereyim gurudayım. Senin güzel dilini ben nasıl unutayım? Evet, biz de Bursa'nın bunca bizden esirgemediği ahde vefasını, kadir şinaslığını, muhabbetini asla unutmayacağız. Kardeşlerim, her gelişimizde kalbimizin bir köşesini Bursa'da bırakıyoruz. Ve sordum, bugün Bursa'da katılım ne durumda diye. Ne diyorsunuz? Evet, rakamı aldım. 90.000. 90.000. Eyvallah. Durmak yok. Durmak yok.
Dur bakayım. Pazara ne kaldı ya? 2 gün. Pazar günü inşallah sandıkları gümbür gümbür. O kadar. Şimdi buradan Bursa'yla birlikte Türkiye yüzyılına hazırlanıyoruz. Türkiye yüzyılı şehirlerimizin inşasını Bursa'nın yol arkadaşlığında yapmak istiyoruz. Biz biliyoruz ki Bursa'nın boş lafla, palavrayla, yalanla, dolanla işi olmaz. Çünkü Bursa emeğin, alın terinin, üretimin şehridir. Bursa yatırıma bakar, esere bakar, hizmete bakar, projeye bakar. Velhasıl Bursa icraata bakar. Dolayısıyla Türkiye yüzyılı yolculuğumuzda bizi en iyi anlayacak olan neresidir? Bursa, Bursa. Zaten Bursa ilk yerli markamız. Tok fabrikası başta olmak üzere ülkemizin prestij eserlerine öncülük ediyor, ev sahipliği yapıyor. Allah vergisi büyüleyici güzellikleriyle, medeniyetlerin mirası eşsiz birikimiyle, en önemlisi de vakur insanıyla Bursa'ya da böylesi yakışır. İnşallah Bursa 31 Mayıs'taki tercihiyle bu duruşunu büyük şehirde ve ilçelerde belediye yönetimlerine de yansıtacaktır. Ben buna inanıyorum. Bursa'ya güveniyorum. Biz de belediye başkanlarımızla el ele verip Bursa'nın önünde yeni bir dönem açmayı planlıyoruz. Öyleyse şimdi buradan öyle bir ses verin ki Marmara'nın karşı kıyılarından bile duyulsun. Hazır mıyız? Bursa, Emir Sultan Hazretleri'nin, Üftade Hazretleri'nin şehri Bursa. Eşrefoğlu Rumi'nin, Süleyman Çelebi'nin şehri Bursa. Uludağ gibi yüce, bereketli ovaları gibi dingin Bursa. Sanayinin, ticaretin, tarımın, turizmin iftiharı Bursa. 31 Mart'ta Türkiye yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hanımlar, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gençler, var mıyız? Bursa'yla birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Ramazan'ın bayramı gelmeden inşallah 31 Mart'ta Milli İrade Bayramı'na kavuşacağız. Artık sonuna doğru yaklaşmaya başladığımız Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Bizleri Ramazan-ı Şerif'e eriştiren Rabbimizden sağlıkla, huzurla, esenlikle bayrama da ulaştırmasını niyaz ediyorum. Kadir gecenizi ve bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Kardeşlerim, Bursa sadece sahip olduğu maddi imkanların değil, özgürlüğün kıymetini de çok iyi bilir. Çanakkale'de 7 düvele karşı verdiğimiz tarihi istiklal mücadelesinde en büyük desteği veren yerlerden biri bu şehirdir. Bir asır önce 2 yılı aşkın süre işgal altında kalan Bursa için milletimiz karalar bağlamıştı.
Osmanlı döneminde de Bursalı yiğitler gönül coğrafyamızın dört bir yanında destanlar yazmıştı. Buradayım. Hatta bu mücadele sırasında yaşanan acılar üzerine yakılmış ağıtlar vardı. Cezayir'i biz ikindi bastılar. Camilere çifte çanlar astılar. Yiğitleri kurban diye kestiler. Sokakları mermer taştı. Güzelleri hilal kaçtı Cezayir. Cezayir'e sefere çıkıp memleketlerine dönemeyen yiğitlerin ardından yakılmış bu ağıt bize bugün de önemli mesajlar veriyor. Son dönemde Gazze'de yaşananların bundan bir farkı var mı? Yok. Gazze'de oluk oluk akan Müslüman kanı karşısında kör, sağır kesilenler yarın bizim başımıza benzer bir felaket gelse emin olun aynısını yapacaklar. Aslında biz bunu yaşadık. Rusya ile aramızın açıldığı, terör örgütlerinin sınırlarımıza dayandığı bir dönemde batılı ülkeler güney şehirlerimizdeki hava savunma sistemlerini alıp götürmüşlerdi. Hamdolsun o dönemdeki sıkıntıların üstesinden gelmeyi kendi gücümüzle, imkanımızla, mücadelemizle başardık. Suriye'de, Libya'da, Akdeniz'de, Karadeniz'de, Karabağ'da hangi adımı attıysak karşımızda büyük bir küresel ittifak bulduk. Güven ve istikrar iklimimizi bozmak için yıllardır ülkemizde etki edebildikleri her kesimi kışkırtmaya, hareketlendirmeye çalıştılar. Her seçim döneminde de aynı senaryoyu devreye soktular. Arkaya. Milletimizle bir olup tüm bu oyunları birer birer bozduk. Kimi tuzakları geçtiğimiz Mayıs'ta olduğu gibi sandıkta hüsrana uğrattık. Kimi tuzakları 15 Temmuz'da olduğu gibi sokakta bertaraf ettik. Kimi tuzakları askeri harekatlarımızla sınırlarımız ötesinde durdurduk. Tabii bu uzun soluklu bir mücadeledir. Her dönemde yeni araçlar, yeni argümanlar, yeni taktikler devreye giriyor. Hiç şüphesiz olmaz. Önümüzde bizi yine zorlu bir süreç bekliyor. Bu toprakları vatan yapmak için verdiğimiz uğraşı, vatanımızı elde tutmak için de sürdürmek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde tıpkı bir asır önce yapmaya çalıştıkları gibi bizi bu topraklardan jiletle kazıyıp atmakta tereddüt etmeyecekleri açıktır. Ülkemiz muhalefetinin anlamadığı, anlamak istemediği, anlıyorsa bile önemsemediği hakikat işte budur. İhtirasları öylesine gözlerini bürümüş durumdaki ülkenin ve milletin uzun vadeli çıkarlarının altına dinamit döşemekten çekinmiyorlar. Bu uğurda PKK'ya göz kırpıyorlar. Bu uğurda FETÖ'ye göz kırpıyorlar. Bu uğurda emperyalist heveslere göz kırpıyorlar. Bu uğurda her türlü hırsızlığa, arsızlığa yol veriyorlar. Siyasi vizyon sıfır. Siyasi program hak getire. Proje mevcut değil. İcraat desen zaten yok. Buna karşılık muhalefet cenahında her türlü istismar, her türlü kirli pazarlık, her türlü entrika kol geziyor. CHP çeşitli şehirlerde demle hem de tabanına rağmen neyin karşılığı, hangi paylaşımların ürünü olduğu bilinmeyen karanlık ittifaklar kuruyor. Fakat bundan öylesine utanıyorlar ki
saklamak için de 40 takla atıyorlar. CHP'nin ihtirasları demin de içini hallaç pamuğuna çevirdi. Bu partide kimi diyor ki kendimize oy verelim, kimi diyor CHP'nin kuyruğuna takılalım. Yani her kafadan bir ses çıkıyor. Toplam üye sayısı 500 ili bulmayan marjinal partiler sağ sola talimat veriyor, istikamet çiziyor, seçmenin iradesine ipotek koyuyor. CHP'li faşist yöneticiler kapıdan giremezsiniz diyerek zaten bunları her gün tokatlıyor. Ortada savunduklarını iddia ettikleri hak, hukuk, değer, prensip namına bir şey kalmadı. Bize karşı ortalığı ayağa kaldıranlar CHP'nin küstahlıkları karşısında uslu bir kediye döndü. Tabii bir de terazinin diğer tarafı var. Ülkemizin en büyük muhalefet partisinin içine düştüğü tutarsızlık, savrulma, kirlenmişlik hali gerçekten utanç verici. Valizler, çantalar dolusu dolarlar, avrolar. Bunları saymaya bile yetişemiyorlar. Sayma görüntülerini kimse izah edemiyor. Bir tane CHP'li yetkili çıkıp da paradan yapılan kulelerin kime ait olduğunun cevabını veremiyor. Daha darbe güzellemelerini, millete yaptıkları hakaretleri saymıyorum. İşte bu seçimlerde sadece şehirlerinizi yönetecek başkanları seçmekle kalmayacaksınız. Aynı zamanda ülkemizin geleceğinde hangi siyaset tarzının önünün açılacağını da belirleyeceksiniz. Sizlerden 31 Mart'a bu gözle de bakmanızı istiyorum. Bursa'nın en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Değerli kardeşlerim, şu an dünyadaki tüm ekonomileri zorlayan en büyük sorun son 50-60 yılın zirvesinde seyreden yüksek enflasyondur. Avrupa'sından Amerika'sına herkesin kontrol altına almaya uğraştığı enflasyonla biz de mücadele ediyoruz. Hayat pahalılığından en fazla etkilenen kesimlerimizde çalışanlarımız ve emeklerimizdir. Gerçi biz yıl başında hem asgari ücrette hem emekli maaşlarında yaklaşık %50 oranında artışlar yaptık. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de aynı oranda artırdık. Ayrıca bir defaya mahsus 5000 lira ödemede bulunduk. Öncesinde 16 milyon emeklimizin tamamına tek sefere mahsus 5'er bin lira ödemede bulunduk. Şimdi de banka promosyonlarını 8 bin lira ile 12 bin lira arasına yükselterek emeklilerimize yeni bir imkan sağladık. Önümüzdeki Temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız. Memurlarımıza yaptığımız 600 ek gösterge ilave edilmesi uygulamasını genişleterek düzenlemenin hazırlıkları tamamlandı. Küçük esnafın prim gün sayısında yaşadığı adaletsizliği giderecek. Buna göre önümüzdeki dönemde bu adımı atacağız. Ev hanımlarımızın isteğe bağlı sigorta prim teşvikleriyle ilgili düzenlemeyi de hayata geçirdik. Gençlerimize çeşitli başlıklarda vereceğimiz ilave destekleri deprem bölgesinden başlayarak uyguluyoruz. Böylece milletimizin farklı kesimlerine verdiğimiz sözlerin takibini yapıyor, tek tek yerine getiriyoruz. Elbette tüm bunlar yüksek enflasyonun çalışanlar ve emeklilerde yol açtığı
refah kaybı gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Bunun için öncelikle ekonomi programımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürerek fiyat istikrarını sağlamamız gerekiyor. Çünkü yüksek enflasyon ortamında kime ne verirseniz verin, beklediğiniz neticeyi alamıyorsunuz. Yılın ikinci yarısında enflasyonun inişe geçtiğini hep birlikte göreceğiz. Deprem şehirlerimizdeki inşaat çalışmalarının yükünün de hafiflemesiyle birlikte çalışanlarımızı ve emeklilerimizi hak ettikleri refah seviyesine biraz daha yaklaştıracağız. Biz bugüne kadar milletimize asla yalan söylemedik. İnsanlarımızı kandırmaya çalışmadık. Dün verdiğimiz sözleri bugün hatırlamıyoruz diye kulak arkası hiç yapmadık. Milletimizin her kesimiyle sürekli irtibat içinde olduğumuz için tespit ettiğimiz sıkıntıları, talepleri en kısa sürede karşılayacak adımları attık. Yapamayacağımız işleri asla söylemedik. Hatta emeklilikteki yaş uygulaması gibi aslında içimize sinmeyen bir takım hususları bile milletimizden gelen yoğun talepler karşısında hayata geçirmekten kaçınmadı. Bu uygulamanın kamu maliyesine getirdiği yükün ve sosyal güvenlik sistemimizin dengesine yol açtığı bozulmanın tamiri epeyce vakit alacak. Şimdi sahada emekli maaşlarında bununla bağlantılı şekilde kaçınılmaz olarak asgari ücrette ara artış istekleriyle karşılaşıyoruz. Daha önce sadece emekli maaşlarında 10 bin liralık bir artışın yol açacağı mali yükün hesabını milletimizle paylaşmıştım. Yatırım bütçemizin tamamını veya eğitime, sağlığa ayırdığımız kaynağın tümünü sadece bu artışa tahsis etsek bile yetmeye mümkün olmadığını göreceksiniz. Takdir edersiniz ki devlet yönetiminde böyle bir durum olmaz, olamaz. Yaşadığı sıkıntılardan dolayı sitemlerini dile getiren her vatandaşım elbette sonuna kadar haklıdır. Peki çalışanların ve emeklilerin kayıplarını nasıl telafi edeceğiz? Her zaman yaptığımız gibi bunu daha çok çalışarak, daha çok üreterek, devletimizin kaynaklarını daha da çoğaltarak yapacağız. Sizin karşınıza gelip atıp tutanların hiçbiri, bırakın devletin kaynaklarını çoğaltmayı, mevcuda bile sahip çıkamayacakları için zaten derdinize derman olamayacaklar. Kardeşlerim, belediyelerde yaptıklarını görüyorsunuz. 5 yılda iflas ettirmedikleri yer kalmadı. Sorunsuz saat gibi tıkır tıkır işleyen hizmetleri bile devam ettiremediler. Sadece yalanlarıyla sizleri kandırmanın peşindeler. Biz tüm samimiyetimizle, tüm içtenliğimizle, tüm hak ve hakkaniyet duygumuzla size gerçeği söylüyor, çözüm yolumuzu paylaşıyoruz. 21 yılda nasıl 3 kat Türkiye'yi büyüttüysek önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyütüp inşallah sözlerimizi fazlasıyla tutacağız. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize sahip çıkarak ülkemizin bütünlüğünde, devletimizin bekasında gözü olanları sevindirmeyelim. Gerisi sadece gayret, vakit ve planlama meselesidir. Kardeşlerim, bizim söylediğimiz her şeyin referansı ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerdir. Son 21 yılda Bursa'ya
327 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 10.632 adet yeni derslik inşa ettik. İkinci devlet üniversitesi olarak Bursa Teknik Üniversitesi'ni kurduk. Gençlik ve sporda 10.278 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 81 adet spor tesisi inşa ettik. Bu tesisler arasında 43.000 seyirci kapasiteli Timsah Arena Stadyumu, Atıcılar Spor Kompleksi ve Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi de var. Bursalı ihtiyaç sahibi kardeşlerime 11 milyar lira kaynak aktardık. Sağlıkta 1355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi başta olmak üzere toplamda 3994 yataklı 29 hastane dahil 88 adet sağlık tesisi yaptık. Şehir hastanesi standardında 1315 yataklı çekirge Ali Osman Sönmez Devlet Hastanemizin inşaatını tamamladık. Test ve devreye alma işlemleri bittikten sonra 3 ay içinde hasta kabulüne başlıyor. Uludağ Üniversitemizin bünyesinde 250 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesinin inşası sürüyor. Ayrıca Bursa'ya 1000 yataklı bir hastane daha yapmayı planlıyoruz. Tokeyli ile Bursa'da toplam 23.547 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 2.943 konutun yapımına devam ediyoruz. Bursa'da 54.292 adet konut ve ticari alanı dönüştürdük. 20.416 adet bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor. Hanlar bölgesi 14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 cami, 177 sivil mimarlık örneği yapı, 1 okul ve 3 türbesiyle adeta bir açık hava müzesidir. Bursa'daki tarihi çarşı ve Hanlar bölgesini eski ihtişamına kavuşturacak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Ulu Cami ile Hanlar bölgesi arasındaki bağlantıyı güçlendirecek bu projeyle Bursa'ya 3 yeni meydan, 9.000 metrekare yeşil alan, 12.500 metrekarelik yeraltı kapalı otoparkı kazandırıyoruz. Yeni kaybolan Sarıcı Sungur Mescidi'nin duvarlarını ve hazire alanını bularak yeniden ihya edip ibadete açtık. Bursa'daki 11 Millet Bahçesi projemizden 7'sinin yapımını tamamladık. Dünya Göçebe Oyunları Millet Bahçesi'nin yapımına devam ediyoruz. 3'ünün proje çalışmaları sürüyor. Ulaştırmada 200 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 608 kilometreye çıkardık. İstanbul, Bursa, İzmir otoyolunun yanı sıra diğer yatırımlarla şehrimizi ilçeleriyle ve diğer illerle konforlu bir ulaşım ağına kavuşturduk. Bu ay açtığımız Yenişehir, Bilecik bölünmüş yoluyla seyahat süresi 50 dakikadan 25 dakikaya indi. Mudanya Gemlik yolunu, Çalı yolunun ikinci etabını, Doğancı tünelini, İznik çevre yolunu bu sene bitiriyoruz. Dursun Bey Tavşanlı yolunu, Gemlik, Armutlu, Çınarcık, Yalova yolunu seneye tamamlıyoruz. Şehrimizi ülkemizin hızlı tren ağına bağlayacak Bandırma Bursa
Yenişehir Osmaneli hattının inşasına devam ediyoruz. Biten etapları hizmete açmaya başladık. Bursa'ya 24 baraj, 3 içme suyu tesisi, 47 sulama tesisi, 5 arazi toplulaştırma projesi, 21 taşkın koruma tesisi, 17 gölet, 9 yeraltı depolama tesisi ve 12 HES kazandırdık. İznik Barajı, Karacabey, Gölecik Barajı, İnegöl, Hocaköy barajları ile Yeşildere Barajı sulamasının yapımına devam ediyoruz. Bursa'da 568 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. İnşa safhasındakilerle 59 bin dekar araziyi de sulayacağız. Bursalı çiftçilerimize 43 milyar lirayı aşkın tarımsal hibe desteği verdik. Türkiye'nin otomobili TOGG'a ev sahipliği yapan Bursa'ya 8 yeni organize sanayi bölgesi, 3 endüstri bölgesi, 3 teknokent, 132 araştırma geliştirme merkezi, 31 tasarım merkezi kurdu. Şehrimizdeki aktif sigortalı sayısı 514 binden 1 milyon 100 bin seviyesine çıktı. İstihdamı desteklemek için Bursalı işverenlerimize 27 milyar lira tutarında prim desteği sağladık. Enerjide abone sayısı 1 milyon 113 bin olan Bursa'nın tüm ilçelerine doğalgaz arzını sağladık. Şimdi isterseniz şehrimize yaptığımız hizmetleri şöyle kısaca görüntülü olarak bir hatırlayalım.
31 Mart'ta tercihini bir kez daha gelişmeden, kalkınmadan, büyümeden yana kullanacağına inanıyorum. Sanayi kenti Bursa, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un doğum yeri oldu. TOGG Teknoloji Kampüsü ile hem Bursa hem Türkiye'ye kazandıran üretim başladı. Kentin sanayi ve teknoloji altyapısı geliştirildi. Arge ve tasarım merkezleri açıldı. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi inşa edildi. Hizmetlerle çehresi değişen Yeşil Bursa, Türkiye Yüzyıl Hedefleri doğrultusunda ilerlemeye ve kalkınmaya devam edecek. Biz Bursa'yı sadece vecd ile sevmekle kalmadık. Aynı zamanda ona vecd ile hizmet ettik. Evet, biz Bursa'ya aşığız. Aşık mıyız? Öyleyse pazar günü sandıkları patlatıyor muyuz? Ben size inanıyorum. Öyleyse iki günümüz var. Durmak yok. Durmak yok. Allah'ın izniyle 31 Mart'tan sonra bunlara büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle işbirliği içinde çok daha fazlasını ekleyeceğiz. Cumhurbaşkanınız olarak bakanlarım da yoğun bir çalışma içerisinde sizlere efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Tamam. Bu duygularla büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızı size emanet ediyorum. Sahip çıkıyor musunuz? Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Belediye başkan adaylarımız ve il başkanımızı sizlere emanet ediyorum. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan. Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanı Muhammed Tekin. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Ali Nur Aktaş. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Ali Nur Aktaş. Büyük Orhan Belediye Başkan Adayımız Kamil Turan. Büyük Orhan Kamil Turan. Gemlik Belediye Başkan Adayımız Refik Yılmaz. Gemlik Refik Yılmaz. Gürsu Belediye Başkan Adayımız Mustafa Işık. Gürsu Mustafa Işık. Harmancık Belediye Başkan Adayımız Yılmaz Ataş. Harmancık Yılmaz Ataş. İnegöl Belediye Başkan Adayımız Alper Tapan. İnegöl Alper Taban. İznik Belediye Başkan Adayımız Kaan Mehmet Usta. İznik Kaan Mehmet Usta. Karacabey Belediye Başkan Adayımız Ali Özkan. Karacabey Ali Özkan. Keles Belediye Başkan Adayımız Ali Doğru. Keles Ali Doğru. Kestel Belediye Başkan Adayımız Ferhat Erol. Kestel Ferhat Erol. Mudanya Belediye Başkan Adayımız Gökhan Dinçer. Mudanya Gökhan Dinçer.
Mustafa Kemal Paşa, Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayımız Ahmet Beygirci. Mustafa Kemal Paşa, Ahmet Beygirci. Nilüfer Belediye Başkan adayımız Celil Çolak. Nilüfer Celil Çolak. Orhaneli Belediye Başkan adayımız Ali Osman Tayır. Orhaneli Ali Osman Tayır. Orhan Gazi Belediye Başkan adayımız Bekir Aydın. Orhan Gazi Bekir Aydın. Osman Gazi Belediye Başkan adayımız Mustafa Dündar. Osman Gazi Mustafa Dündar. Yenişehir Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayımız Davut Aydın. Yenişehir Davut Aydın. Yıldırım Belediye Başkan adayımız Oktay Yılmaz. Yıldırım Oktay Yılmaz. AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Efkan Ala. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Hasan Basri Yalçın. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri Bursa Milletvekili İsmet Ataman. Önceki dönem bakanlarımızdan Bursa Milletvekilimiz Mustafa Varank. Bursa Milletvekillerimiz Refik Özen, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Yavuz, Ayhan Salman, Osman Mesten, Emel Gözükara Durmaz, Muhammed Müfit Aydın ve Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Fevzi Zırloğlu. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerimiz Ceren Tuncer, Sümeyye Esenyer, İlk Adım ve Gençlik Kolları Başkanlarımızı sahneye davet ediyoruz. Kimine şehrin çilesi, kimine para kulesi. Laf çok, icraat yok, işte budur CHP Belediyesi. İşte gerçek belediyecinin mimarı, milletimizin hizmetkarı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bursa, Ali Nur Aktaş'la devam diyor. Bursa hazır, Bursa kararlı. Durmadan, yılmadan gerçek belediyecilik için devam diyor. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bize her şey size hatırlatıyor. Tüm bayraklar haydi Bursa. Her şey Türkiye için. AK Parti durmadan her köşene çalışıp hizmet.
etmeye hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye, hazırız ve kararlıyız. Evet, Bursa'da hemşehrilerimiz güzel bir pankart açmışlar. Senin küçük bir vedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi reis diyorlar. İşte birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı, ülkemizin aydınlık yarınlarının mimarı, Türkiye 100 yılının mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bursa'da gerçek belediyeciliğin devamı için ter dökecek olan kadrolarımız. Bu aşk işi, bu sevda işi, bu milletimizde gönül köprüleri kurmanın işi. İşte onun için diyoruz ki anadan yardan serden geçen bir lider var. İşte o da Recep Tayyip Erdoğan. Evet, duyanlara duymayanlara diyoruz. Haydi.
biz Bursa'yı çok seviyoruz. Biz Bursa'yı çok seviyoruz. İnşallah pazar akşamı bu sevdamızın sesini Ankara'dan duyacaksınız. Tamam? Sağ olun. Var olun. Allah'a emanet olun. Leyli kadriniz mübarek olsun. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Hazır mıyız? Teşekkürler Bursa. Bugün bu meydanı dolduran, hınca hınç dolduran siz değerli Bursalı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın olsun, geleceğiniz umutla dolsun. En güzel günler sizlerin olsun. Sağ olun, var olun. Sabahın erken saatlerinden bu yana görev yapan değerli emniyet mensuplarımıza, sağlık personelimize, değerli basın mensubu arkadaşlarımıza, tüm görevlilere ve teknik ekibimize teşekkür ediyoruz. Etrafına şöyle iyice bak bir babam.